Sayın Özdağ, nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu yeni bir sözü ve yeni bir davranışı değil. Daha önce de buna benzer sözleri vardı ve bir türlü demokrasi içselleştiremiyor. Çoğulculuğu içselleştiremiyor, çok partili hayatı içselleştiremiyor. Ve kendisi daha önce seçim öncesi biliyorsunuz İstanbul seçimlerinde yani 2019 yerel yönetimler seçimlerinde ya Sisi'ye vereceksiniz ya Binali Yıldırım Bey'e vereceksiniz gibi sakin mantıkla hareket eden cümleleri oldu kendisinin. Buna benzer çok fazla cümleleri var. Sayın Erdoğan açıkça bir tehdit ediyor, açıkça bir şantajda bulunuyor ve aynı zamanda da bir itirafta bulunuyor. Mevlana'nın güzel bir sözü vardır, destin içinde ne varsa dışına da o sızar diyerek. Burada da Sayın Erdoğan içinde olanlar dışına sızmış vaziyette ve diyor ki biz tek bir parti devleti kuracağız, bir tane parti olacak, bir kişi olacak Türkiye'yi yöneten, geri kalan hiç kimsene de gerek yoktur, gerisi teferruattır gibi bunları söylüyor. Ve eğer Hataylılar oy vermiş olursanız, bize destek verirseniz, yani hükümetle yerel yönetimler el ele verirse, bizim partimizden seçerseniz hizmet alırsınız. Aksi takdirde hizmetler alamazsınız. Somut örnekler vermek isterim. Mesela bu muhalefet partileri, belediyeleri aldıkları yerler Antalya'yla, Muğla'yla, İzmir'le, Ankara'yla, İstanbul'la ilgili. İstanbul'la ilgili örnek vermek isterim. İstanbul Belediye Başkanı devlet bankalarından kredi almak istiyor. Evet. Faizle değil mi? Kanun çerçevesinde değil mi? Mevzuat çerçevesinde değil mi? Evet, kanun çerçevesinde ve mevzuat çerçevesinde. Peki veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ben bugün konuşma yaptım. Grup önerimiz bunun üzerineydi ve buradan Adalet ve Kalkınma Partililerine şöyle seslendim. Bakın madem ki ayrım yapmıyorsunuz, hatırlarsanız bu konuşmadan sonra Sayın Erdoğan özür dilemesi gerekirken ardından da tevil etmek istediler. Anadolu'da bir tabir vardır ama birazcık fazlaya kaçacak diye söylemek istemiyorum. Nokta nokta tevil götürmez diyerek bir söz vardır. Şimdi kendilerine dedim ki madem ki belediyeler arasında bir ayrım yapmıyorsunuz, Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler var, CHP'li belediyeler var, MHP'li belediyeler var, İYİ Partili birkaç belediye kaldı herhalde öyle tahmin ediyorum. İYİ Partili belediyeler var, HDP'li belediye kalmadı. Çünkü akşamleyin eğer HDP'liyseniz siz çok rahat bir şekilde terörist oluyorsunuz. Sabahleyin iktidar partisine katılırsanız zemzem gibi oluyorsunuz. Sütten çıkmış ak kaşık gibi oluyorsunuz. Tertemiz, sicili olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabiliyorsunuz. Bu belediyelere yurt dışından gelen yardımlarla ilgili ne kadarı dağıtıldı, hangi belediyelere ne kadar dağıtıldı? Veya Türkiye'de toplanan paralarla ilgili bu paralar ne oldu? Eğer bu paralar belediyelere gönderildiyse hangi belediyelere ne kadar gönderildi? Çeşitli ülkelerden hibeler yapıldı. Bu hibeler eşit bir şekilde belediyelere CHP'li, İYİ Partili, MHP'li, HDP'li, AK Partili belediyelere dağıtıldı mı? Aynı zamanda devlet bankalarından hangi belediyeler kredi talebinde bulundu ve bu kredi talebinden talep bulunan belediyelerden hangisine verildi, hangisine verilmedi? Verilmeyenlerle ilgili yurt dışından kredi bulan belediyelerle ilgili bu belediyelerin kredileri erken imzalandı mı? Hangisi erken imzalandı, hangisi erken imzalanmadı diyerek gelin bir araştırma önergesi verelim. Siz verin dedim. Adalet ve Kalkınma Partililer, madem ki Türkiye'de hiç ayrım yapmadığınızı söylüyorsunuz, herkese eşit muamele ettiğinizi söylüyorsunuz, gelin bununla beraber biz de görelim. Çünkü sizin ne söylediğinize siz her gün başka bir şey söylüyorsunuz ve inanmıyoruz. İnanmak istiyoruz ama inanamıyoruz. Örnekler verdim. TOKİ kurulduğundan bugüne kadar TÜİK diyor ki 800 bin konut yaptık. Ama TOKİ diyor ki yok 1 milyon konut yaptık. Sayın Erdoğan diyor ki bir konuşmasında 1 milyon 260 bin konut yaptık. Bir konuşmasında 1,5 milyon konut yaptık. Bir diğer konuşmasında ise 2 milyon konut yaptık diyor. Veya öbür tarafta Sağlık Bakanı COVID sürecinde ölenlerle ilgili bu hastalığa yakalananlarla ilgili rakamlar veriyor. Covid süreci atlatılıyor. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Sayın Bakan özür diliyor. Ben yanlış bilgiler verdim, özür dilerim. Doğrusu bundan ibarettir diyor. Allah aşkına bunların neyine inanacağız? Sayın Erdoğan ben diyor 650 bin konut yapacağım diyor bununla ilgili deprem olduktan sonra. Bugün tarih söyledim orada. Ardından Bakan Bey bir televizyon konuşmasında 850 bin konut yapacağız diyor. Ardından Bakan Yardımcısı şu tarihte 40 bin konut vereceğiz, 46 bin. Bunun 41 bini şehirlerde, 5 bini ise köylerde olacak diyor. Ama bugün TOKİ açıklama yapıyor, 25 bin konut verdik diyor. Yaptık diyor ve 25 bini tamamlandı diyor. Sayın Erdoğan da 46 bin konut dağıttık diyor. 40 bin konutu da birkaç ay içinde tamamlayacağız diyor. Sayın Erdoğan bununla ilgili ne demişti?
650 bin konut yapacağız. Bunun 319 binini bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Yani 6 Şubat 2024'te teslim edeceğiz. Bugün itibariyle yine çelişkili ifadeler. O nedenle burada ben bugünkü grup önerimizi bunun üzerine ayırt etmiştik. Sayın Erdoğan'ın söyledikleri, bir de diyor ki kendisi, özür dilerim, bir de diyor ki efendim benim söylediklerim üzerinde tepiniyor muhalefet diyor. Ya bu çok çirkin bir ifade. Ve Sayın Erdoğan söylediklerini inkar etmiyor. Bunun tevil edilecek hiçbir yanı da yok. Özür borcu var. Sayın Erdoğan'ın özür borcu var ve özür Evet. dilemesi lazım ve aynı zamanda da çıkıp demesi lazım. Maksadını aşan ifadeler kullandım. Vatandaşların beni bağışlasın diyerek bunu söylemesi gerekiyor. Ama söylemiyor. Ben dedim ki bugün yani sizin sözünüzün üzerinde bu sözün üzerine tepinmek değil. Bu sözü 7 kat yerin altına gömmek lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Siz seçime girmiştiniz. Bu parti bu şehri A partisi almış. Diğer şehri B partisi, diğer şehri C partisi almış ve başka partilerle seçime gireriz. Seçim bittikten sonra bütün belediye başkanlarının bir tane rozeti vardır. Parti rozetlerini çıkarırlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ay yıldızlı bayrağını takarlar. Bununla gezerler, bununla siyaset yaparlar. Kazandılar bir partiden ama Sayın Erdoğan sakın diyor böyle bir şey yapmayın. Ya Avrupa'dan birazcık ders al veyahut da bizim geçmişimizden birazcık ders al. Ayrım yapma. İnsanlar arasında niye ayrım yapıyorsun sen? Kazanmışız. Peki Hatay'a yardım gitmedi diyor. Mefhumu muhalifinden itiraf ediyor. Hatay yardım almadı diyor. Ben görevimi yapmadım. Burada aynı zamanda anayasayı ilga var. Tebdil var. Aynı zamanda görevi kötüye kullanma var. Suistimal var. Evet. Ve burada Hatay yardım almamış. Diğer belediyelerde bakalım diğer Velazi Belediyesi kimin? AK Parti'nin. Malatya Belediyesi kimin? AK Parti'nin. Maraş Belediyesi kimin? AK Parti'nin. Antep Belediyesi kimin? AK Parti'nin. Bir gün bir AK Parti milletvekili çıkmıştı. Oldukça da tecrübeli bir milletvekili yani uzun zamandır parlamentoda. Ne yani bu belediyeleri size mi bırakacağız, zillete mi bırakacağız deyince grup başkanı olduğum için gece yarısı kalktım. Dedim ki ya bu belediyeler sizde zaten. Bu belediyeler muhalefette falan değil ki. Bu belediyeler sizde. Ne kime bırakacağız? Zillet dediğiniz siz misiniz? Diye cevap vermiştim gece yarısı. O nedenle Sayın Erdoğan'ın bu şekilde yaklaşımı doğru değil. Geçmişte de şöyle yaptı hatırlarsanız. Biraz önce Binali Yıldırım örneği vermiştim. Bu seçim öncesi de muhalefet FETÖ'dür. Muhalefet PKK'yla terör örgütleriyle iltisaklıdır. Muhalefet Avrupa'nın projesidir. Muhalefet işte İngiliz Büyükelçisi'nden bildiri yazdırmaktadır. Falan büyükelçilere bildiri yazdırıyorlar diye konuşmalar yaptılar. Bakanları yaptı, Sayın Erdoğan yaptı. Bunların hepsi bir çaresizliğin ürünüdür. İkincisi bir acziyetin ürünü olduğu kadar da aynı zamanda da kendi milletine karşı, kendi insanına karşı da bir hakarettir. Onlar geçmişte başka partilere oy veriyorlardı. Şimdi başka partilere oy veriyor. Yarın yine sana oy verirler, size oy verirler. Veya onlar size Evet. verenler bugün bize verirler. Bunlar aynı bazen geliyor ideolojik ayrım yapıyor. Bazen geliyor kendisi partiler üzerinden ayrımcılık yaparak buradan zaman zaman parti liderlerine ağır hakaretlerde bulunuyor. Meral Akşener hanımefendi parti kurmuştu. Ben de o zaman iktidar partisinde genel başkan yardımcısıydım. Bana Manisa'da sormuşlardı. Demişlerdi ki ne oldu parti kuruyor. Kursun dedim. Manisa'da kim beni yenebilir ki dedim. Ben yaptıklarımı çıkar anlatırım. Yaptıklarımı dokunmadığım insan yok. Hiç kimseye partisini sormadım, mezhebini sormadım, ırkını sormadım, mahallesini sormadım, partisini sormadım. Ve rahat bir şekilde ben hangi parti olursa olsun ben orada galip gelirim ifadesini kullandım. Çünkü kendime güveniyordum ben. Sayın Erdoğan 22 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Ben 24 senede İstanbul Belediyesi'ni söylersek 26 yıldır çok yarı başbakanlık demektir. Türkiye'nin yarısı demektir İstanbul bir noktada. Böyle bir ortamda yaptıklarıyla övülmesi gerekirken sürekli olarak kamplaştırmadan, kutuplaştırmadan ve ötekileştirmeden medet umuyor kendisi. Bu da kendisinin artık Türkiye'ye verecek hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Zaten bütün bu 11 vilayette yapılamayanları sayarsak burada saatlerimizi alır çok rahat bir Evet. şekilde söyleyeyim. Burada ya, konutlarla ilgili de şu ana kadar bu bölgede çok büyük konutların yapılması lazımdı. Yani 650 bin konutun 200